Merhabalar, tadımız tuzumuz, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü lokma tarifim var. Yapımı oldukça kolay ve bir o kadar da lezzetli bir tarif. Çok hafif oluyor, kaç tane yediğinizi bilemeyeceksiniz. Yapımı da oldukça kolay. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle tencereme 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su ilave ediyorum. 200 ml'lik bardak ile. Şekeri erimene kadar karıştırıyorum. Silikon veya tahta kaşık kullanmalısınız. Demir kaşık kullanırsanız şerbetinizin şekerlenme oranı çok yüksek. Buna dikkat edin. Şeker eridikten sonra ocağın orta gözünde, orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Ben bir tutam limon tuzu ekledim veya bir çeyrek limonun suyunu ekleyebilirsiniz. 7 dakika kaynatıyoruz sadece. Fazla kaynatmayın, az da kaynatmayın. Kaynamaya başladıktan sonra lütfen dakikanıza bakın ve 7 dakika kaynatıp ocaktan alın. Sütlü lokmamızın hamuru için öncelikle tavanıza veya tencerenize 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarini ekleyin. İçerisine 1 çay bardağı irmik ve irmiği hafif rengi dönene kadar kavuruyoruz. Helva yapar gibi çok fazla renginin dönmesine gerek yok. Bir tık rengi geçerse yeterli olacaktır. Orta ateşte kavurun. Evet, rengi dönmeye başladı bakın. Bu yeterli. Sarı renkten kahverengi, böyle açık kahve gibi bir renk aldı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi içerisine 2 çay bardağı süt ilave ediyorum. İrmiği ve sütü koymuş olduğunuz çay bardaklarının ölçüsü aynı olsun. Benim kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 125 mililitrelik. Ve tamamen kıvam alıp toparlanana kadar karıştırıyoruz. Bu esnada sıçramalar vesaire olabilir. O yüzden ocağınızın altını kısmanızı tavsiye ederim. Bakın hamurumuz toparlanmaya başladı. Şöyle bir 30 saniye, 1 dakika kadar hamur toparlanana kadar bu şekilde karıştırıp ocaktan alacağım. Başka bir kaba aldım hızlıca ılıması için. Ilıyana kadar bekletelim. Ilıdıktan sonra içerisine 2 adet yumurta ekleyip çırpacağız. Sıcak sıcakken eklemeyin, yumurtaları pişirirsiniz. Hamur ılıdı artık. 2 adet yumurtayı ekleyip çırpıyorum. İlk etapta bir adet yeterli gelir mi diye baktım ama hayır, 2 adet yumurta ideal. Eğer kullanacağınız yumurta çok büyükse kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Bu işlemi bir kaşık veya elinizle de yapabilirsiniz ama ben daha hızlı ve pratik olması için mikser kullandım. Şart değil mikser. İlk etapta bayağı bir cıvıkmış gibi görünüyor. Ama irmik olduğu için içerisinde şişiyor. Hemen anında hamur toparlanıyor. Şimdi içerisine bir tutam tuz ve bir paket de vanilya ekliyorum ve kaşıkla karıştırıyorum. Bu esnada hemen zaten hamur görmüş olduğunuz gibi toparlandı. Bakın kıvamı. Şimdi
Görmüş olduğunuz gibi tavama, genişçe bir tavaya ayçiçek yağını ekledim. Ocağa koymuyoruz. Soğuk yağın içerisine hazırlamış olduğumuz tatlıyı yuvarlayıp minik misketler halinde yağın içerisine bırakıyoruz. Çok fazla yağ koymanıza gerek yok. Bakın. Arada bir elinize yapışma vesaire olursa parmağınızı yağ batırıp avucunuzun içine sürebilirsiniz. Yağdan yardım alabilirsiniz. Evet, artık hazır. Ocağımızın orta gözünde orta ateşe koyacağız ve pardon, orta ateşe değil, kısık ateşe koyacağız. Burası çok önemli. Kısık ateşte pişmeye bırakacağız. Piştikçe görmüş olduğunuz gibi kabarıyorlar. Ocağınızın orta gözünde kısık ateşe koymayı unutmayın lütfen. Kısık ateşte ağır ağır kızaracak. Kızarmadan bir çatal vesaire değdirmeyin, dağılır. Kontrollü bir şekilde kızartın. Evet, çok güzel bir şekilde kızardılar. Artık rahatlıkla bir çatal yardımı ile çevirebilirim. Kısık ateşte yapmamızın sebebi böyle içinin de çeke çeke göz göz pişmesini sağlamak. Ayrıntılı bir şekilde içini size göstereceğim. Çok güzel bir şekilde pişiyor. İçerisi göz göz oluyor. Çok hafif bir tatlı oluyor. Instagram'da Cihan Koca ablamızın tarifiydi. Daha önce de yapmıştım. Oldukça güzel ve lezzetli oluyor. Beğendiğim için sizlerle tekrar paylaşmak istedim. Kızaran lokmalarımızı kağıt havlunun üzerine alıyoruz ve fazla yağını kağıt havluya süzdürmesini sağlıyoruz. Ilıyan şerbetin içerisine hazırladığımız lokmaları döküyoruz. Hepsini birden dökmeyin, parçalanma olmasın. Tavanızın veya tencerenizin alabileceği kadarını dökün. Şöyle bir karıştırın, bir dakika kadar. Ve servis tabağına alın. Evet, sütlü lokmamız hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için altın değerinde. Yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi size içini de gösteriyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.